Birincisi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar da kilo almıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. İkinciye geçip üçüncüye geldim. Üçüncüsü Münevver abla benden büyük. Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım. O mektupları hatırladıkça. Dur. Çay mı içeceksin? Devam. Dördüncüsü azgın bir kadın. Neydi lan? Hep açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir gün de önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan unutamadım. Kaç defa rüyama geldi. Beşinciye geçip altıncıya geldim. Onun adı da Nuri Nisa. Ah güzelim. Ah esmerim. Ah canımın içine uğrayım Nisa. Yedincisi Aliye. Kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizinci de o bokun soyu. Sen elin karısında namus ara, kendinle arandığını küplere bil. Üstelik kendinde de yalanın düzeni dini bir para. Ayten de dokuzuncunun adı. İç başında şunun bunun eseri. Ama bardan çıktı mı kiminle hissettim. Onuncusu akılda çıktı. Bıraktı gitti beni. Haksız da değiller. Sevişmek eksizlerin harcıymış, zenginlerin harcıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadın da 11. Hoş, olmasında ne yapsın? Bir zalimin yanında gündelikçi adı Aleksandra. Geceleri odama gelir, sabahlara kadar kalır. Konyak içer, sarhoş olur. Sabah da işbaşı yapar dışarı. Gelelim sonuncuya. Hiçbirine bağlanmadım ona bağlandığım kadar. Aye gibi. Sade kadın değil insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Bir olsak der, eşit olsak der. Yaşamayı sevmesini de bilir. İnsanları sevmeyi de bilir. Süpersin. Duygular.